İbrahim Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Bizi burada teşekkür ederiz. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi burada güzel, profesyonel yeni bir hizmete adım atmışsınız. Evet. Kısaca bu çalışmalarınızdan bahsetmeden önce sizi ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. İbrahim Parin kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Vallahi İbrahim, ben 1977 İzmir Urla doğumluyum. Yani sektöre giriş sebebim aslında düzgün bir hizmet vermek, dürüst bir hizmet vermek. Çünkü piyasadaki bazı insanların bu işi tam düzgün yapmadıkları için, kanunlara, nizamlara uymadıkları için. Evet. Onun için bu sektöre gireyim dedim. Çok kişinin de zaten belgesi yok bu sektörde. Devlet tarafından verilen belgeler olmadığı için. Yani açıklı yasal değil. Yasal değil yani, çok kişi yasal yapmıyor bu işi. Biz yasal yapalım dedik bu işi. Evet, gayet güzel. İnsanlara. Sizin şimdi yalnız bir geçmiş var değil mi? Bir farklı ticari hayatınız var, tabii oldu. Ki. İstanbul Şirin Evler'de reklam ve gazetecilik sektöründeydim, evet, uzun yıllar. Sonra memleketinize geldim. Memleketimize geldim, evet. Burada kendi yerleriniz var. Evet, kendi yerlerim var. Buraları değerlendirmeye çalışıyorum. Gayet yani. Güzel. Peki, şimdi Global 1881 gayrimenkul demişsiniz. Bunu açalım mı biraz? Evet. Global, evrensel olduğu için Global'in anlamı evrensel olarak şey yaptım. 1881'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi olduğu için onun için 1881'i tercih ettik. Siz bir de Selanik'ten geldiniz. Selanik kökenliyiz, evet. Evet. Peki, güzel de bir isim seçmişsiniz. Evet. Sizi tebrik edelim. Evet. Peki İbrahim Bey, bölgede neleri değerlendiriyorsunuz? Genelde tarla, arsa ve bina, daire gibi gayrimenkul villa tipi şeylerle, evet, uğraşıyorum. Yani villa, daireler, tabii ki arsalar, hepsi yani gayrimenkul üzerine bütün şeylerle aklımıza gelebilecek. Yani. Gelebilecek her türlü. Peki konuklar size nasıl ulaşıyorlar? Getirip bana, nasıl değerlendiriyorlar bu yerlerini? Ya bana telefon yoluyla veya gelip kendileri şey yapıyor. Evet. Görüşüyorlar. Görüştünüz. Yüz yüze. Peki değerlendirecek yerleri size bilgilerini aktarıyorlar. Evet, aktarıyorlar. Peki ben şimdi müşteri olarak size geldim. Sizin hizmetlerinizden faydalanmak istiyorum. Nasıl yol izliyorsunuz konukla beraber? İlk önce müşterime nasıl bir yer istiyorsunuz diye soruyorum. Evet. Onlar da bana anlatıyor. Ben de ona göre müşterime yeri gösteriyorum yani. Burada yalnız önce bir dijital ortamda bir sunum yapıyorum. Tabii ki bir sunum yapıyorum, evet. Bir televizyon ortamında sunum yapıyoruz. Evet. Sonra ondan, yere mi gidiyorsunuz? Ondan sonra yere gidiyoruz yani. Orada bir inceleme yapıyoruz. Daha sonra beğenirlerse yeri, müşteriyle alıcıyla satıcıyı yüz yüze getiriyorum. Bir araya getirdiniz. Görüştürüyorum. Güzel. Bir sözleşme yapıyoruz. Hı hı. Bunlar şey yapsın da güven içinde birlikte olsunlar diye yani, birlikteliklerinden, evet, dolayı. Evet. Bir yanlış olmasın diye yani. Tamam. Daha sonra evrak işlemleri size mi ait, o koşturma? Evet, bana ait. Hepsi bana ait. Biz belgeli yani bunu devamlı resmi olarak yaptık. Kurumsal bir firma olduğumuz için. Evet. Onun için biz kendimiz takip ediyoruz. Bitti her şey. Güzel. Herkes birbirinden memnun bir şekilde ayrıldı. Siz, evet, komisyonunuzu alıyorsunuz. Resmi olarak almanız gereken tabii bölümü. Ki, tabii ki. Hizmet orada sonunda, evet, alıyor. Evet. Peki, oldu ya, konunun ekonomik sıkıntısı da var. Bu doğrultuda yardımcı olabiliyor musunuz? Tabii ki olur. Ondan komisyon almıyoruz ama vergiye tabii ki şeyde, evet, faturamızı kesiyoruz. Peki yani. Kredilerde yardımcı. Kredilerde de yardımcı oluyoruz. Evet, bankalarla. Yani bankalarla anlaşıyoruz. Evet, böyle iyi çalışmalarınız var. Arıyoruz. Bazı bankalar var, isimlerini vermek istemeyeyim. Onları arıyoruz, böyle böyle krediyi nasıl şey yapabiliriz? Görüşüyoruz, kendilerini görüştürüyoruz. Yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki yardımcı oluyoruz, müşteri peki, temsilcileri. Bölge olarak nerelerde varız? Hizmet İzmir ve ilçelerinde diyebiliriz yani. Ağırlık çok talep gören yerler var mı bölgede? Var, var. Nereler mesela? Urla, Çeşmealtı. Ondan Kekliktepe, Seferihisar tarafları biraz daha çok ilgi görüyor. İlgi gören noktalar. Evet, noktalar. Siz yatırımcıya mesela o yolu izlerken, şimdi benim elimde tabii bir param var ama bunu, hı, iyi değerlendirmek istiyorum. O konuda kendiniz de bir şeyler katıyor musunuz üstüne? Tabii ki yani mesela %5'li yerleri arıyorlar müşterilerimiz. Evet. Ya ucuz olduğu için. Ama biz buna imara açılabilecek noktadaki mesela tarımsal birinci, ikinci diye tarımlar var yani. İmar çizgisine yakın olan bölgelerdeki yerleri sunuyoruz. Evet. Yani siz diyorsunuz ki burayı değerlendirirsek tabii, sizin için daha iyi olur. Daha avantajlı olur. Şimdi de konuklar tabii kimi kendisi değerlendirmek istiyor ekonomik olarak, kimisi de kullanmak istiyor. Yani, evet, ben diyor buraya bir şey yapacağım tabii diyor. Ki. Siz anladığım kadarıyla onları dinleyip o istişareyle herhalde ortaya iyi, aynen, bir netice çıkarıyorsunuz. Öyle, evet. Sektörde hedefiniz ne? Siz burada yerlerimiz var dediniz bir de. Vallahi bizim sektördeki şeyimiz dürüst bir hizmet vermek insanlara. Evet. Peki yapsat planlıyor musunuz? Yapsat planlıyorum ileriki zamanlarda. Evet. Kendi arsalarınız var. Evet, kendi arsalarımız var. Evet. Onları bir değerlendirmek burayı istiyoruz. Burayı değerlendirmek, insanlara güzel, evet, yaşam alanları kavuşturmak, evet, istiyorsunuz. Evet. Peki insanlar şimdi gayrimenkul sektörü biraz güvene dayalı bir iş. Tabii ki, evet. Neye dikkat etmeleri gerekir?
benim görüşüm yani lütfen resmi kurumsal firmalardan firmalara gitsinler. Çok korsan piyasada çok. Kuaförü de, muhtarı da, berberi de yani kimi isterseniz bu işe atlamış durumda yani. Evet. Belgesi olmadan korsan olarak bu bunlara işleri yapıyorlar. Bunlara dikkat etsinler. Evet, dikkat sizin etsinler. Gibi işlerini resmi yürüten belgeleri olan evet. yerleri tercih, evet, etsinler. Tercih etsinler. Diyelim buradan uyaralım. Evet. Bütün vatandaşlarımızı. Peki ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarınızda ama son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve firmanızın hizmetlerinden daha yenisiniz ama sizi tanıyorlar sonuçta bölge, evet, insanı. Bir teşekkür, son sözlerinizi alalım. Vallahi teşekkür ederim yani düzgün bir hizmet yapabilirsek, evet, ne mutlu bize. Gayet güzel. Peki ben size tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah ilerleyen zamanda yeni çalışma, yeni projelerinizde buluşmak dileğiyle. Tabii ki teşekkür ederim. Sağ olun.